radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Üsküdar'da bir akşam üzeri. Yazan Özlem Günday, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Nurşen Girginkoç, yapımcı İsmet Keten, efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: Can Bahri Aydın, Selim Levent Ülgen, Tomris Hanım Tülay Bursa, Madam Aliki Pervin Ünalp, İrem Dilara Günüç, Hasan Levent Şenbay. Hoş geldin Selim. Merhaba, hoş bulduk. Kusura bakma Can. Anahtarımı evde unutmuşum. Seni rahatsız ettim. Önemli değil. Ayaktaydım zaten. Geç. Sağ ol. Nasılsın bakalım? Günün nasıl geçti? Oldukça yorgunum. Projenin taslaklarını bitirip şirkete götürdüm. Üzerinde çalıştık biraz. Sen neler yaptın? Gördüğün gibi çıkmak üzereydim. Hayrola, nereye böyle? Geçen gün İremler'de çay içerken konuşmuştuk hani. Son ödevimizin konusunu kendimiz belirleyeceğiz demiştim. Evet, hatırlıyorum. Sonunda kararımı verdim. Hep gidip görmek istediğim o karma karışık, bir o kadar da ilginç sokaklarda hazırlayacağım çalışmamı. Kadıköy'e ya da Üsküdar'a gideceğim fotoğraf çekmek için. Belki her ikisine de. Keyifli bir çalışma olacağı benziyor. Benimle gelmek ister misin? Şu anda mümkün değil Can. Hem çok yorgunum hem de taslaklara böyle bir daha göz atmam gerek. Sen bilirsin. Hemen çıkıyor musun? Evet, geç bile kaldım. Akşam üzeri orada olmak istiyorum. Günün en güzel saatlerini kaçırmamalıyım. Umarım aradığını bulursun. Bulacağımdan eminim Selim. Hadi hoşça kal. Güle güle. Kolay gelsin. Nasıl olayım adam? Bildiğiniz gibi işte. Bir gün iyi, bir gün kötü. Durun, ben sizin kapıya geleyim de yüz yüze konuşalım. Hayrola komşum, sesiniz biraz kırgın gibi. Çocuklar madam Aliki. Her seferinde aynı şey. Yıktır gitsin bu evi diyorlar. Verirsin dairenin birini kiraya, öbüründe oturur rahat edersin. Kendi paylarını düşünüyorlar aslında. Siz kulak asmayın onlara Tombis Hanım. Doğru bildiğinizi yapın. Sizinle aynı fikirdeyim. Ben sağ olduğum sürece burası böyle kalacak. Ama onlarla uğraşmaktan sıkıldım. Her gelişlerinde özellikle bu konuyu açıyorlar. Bunaldım artık. İstanbul'u İstanbul yapan bu evler değil mi? Bu sokaklar, bugünü düne bağlayan. Kimse düşünmüyor bunu. Nerede madam, nerede? Mimari mirası düşünen kim? Herkes kendini düşünüyor. Nereden, ne kadar kâr edebilirim diye. Kişisel çıkarları ön planda herkes. Hatırlasanıza bu sokağın eski halini. Küçücük basamaklı ahşap konaklarını, pırıl pırıl yollarını, insanlarını. Bak, yeniden gittim sanki o yıllara. Kimse birbirinin yanından selamsız geçmez idi. Her şey değişiyor hızla. Ama öğüterek, yok ederek. Haklısınız madam, haklısınız. Neyse ki böyle düşüncemi paylaşan insanlar var.
Yanında birilerinin olduğunu görünce duygulanıyor insan. Aa, şuraya bakın Tombis Hanım. Bir delikanlı bizim evlerin fotoğrafını çekiyor. Aa, evet gördüm gördüm. Amacı nedir acaba? Bize doğru geliyor. Şimdi anlarız niyetini. Merhaba efendim. Adım Cem. Sizi rahatsız ettim, kusura bakmayın. Önemli değil. Nedir istediğiniz? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ben bir ödev hazırlıyorum da. Daha doğrusu bir tez. Fotoğraf çekmek zorundayım bunun için. Renkli ve siyah beyaz olmak üzere iki kategoride hazırlayacağım çalışmamı. Anlıyorum. Evin sahibisiniz değil mi? Evet. Özür dilerim. Adınızı sorabilir miyim? Adım Tomris. Madame Aliki de karşı komşum. Merhaba. Memnun oldum. Merhaba. Ben de. Aramıza hoş geldin Can. Bütün sokak senindir. Rahatça çalış. Çok teşekkür ederim. Şans buna derim işte. Burası her açıdan başka güzel. Günün her saatinde farklıdır. Hele şu mor salkımlar. Bugün bana yetmeyecek herhalde. O zaman yarın da gelirsin delikanlı. Sizleri de görüntülemem mümkün mü acaba? Tabii evladım. Hay Allah. Tabii. Siz sohbetinize devam edin lütfen. İşte böyle madam. Çocuklara bir laf anlatabilsem. Şu evlerin değerini bir anlayabilseler. Siz üzmeyin kendinizi Tomris Hanım. Siz var oldukça bir şey yapamayacaklar bu eve. Orası öyle de. Lafa dalınca delikanlıyı unuttuk. Nasıl gidiyor Can? Çok iyi efendim. 6-7 poz çektim. Devam edecek misin? 1-2 tane daha çekip bırakacağım. Ancak daha sonra devam etmek isterim. Başka bir gün. Tabii, nasıl istersen. Ben artık gideyim Tomris Hanım. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar madam. İyi akşamlar. Kolay gelsin delikanlı. Teşekkür ederim madam. Tekrar ne zaman geleceksiniz? Sizce de uygunsa yarın. Beklerim. İşiniz bitince birer kahve içer sohbet ederiz. Sağ olun. Mutlaka geleceğim Tomris Hanım. Çektiğim fotoğrafların da çok güzel olacağına inanıyorum. Fotoğrafları gördüğünde oraya gelmiş kadar olacaksın Selim. Gerçekten mi? Böylesine etkileyici bir sokak demek ha? Her anını yakalamak istiyorum orada geçen zamanın. Ev sahipleri nasıl insanlar? Bir bayan karşıladı beni. Sanırım yalnız yaşıyor. Yarın saat kaçta gideceksin? Yine akşam üzeri mi? Bu sefer biraz daha erken gitmeye niyetliyim. Oralarda uzun kalabilmek için. Sokağın büyüsüne kapıldın ha? Görsen bana hak verirsin Selim. Tomris Hanım'la da sohbetin tadı bir başka olacak. Yemeğe mi davetlisin yoksa? Hayır. Sadece kahve içeceğiz. Ama kal dese kalırım tabii. Zaten birkaç çekimde evin içinde yapmak istiyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum şu fotoğrafları. Ben de. Çalışabilirsin. İstersen önce evi gezdireyim sana. Daha sonra arka bahçede kahvelerimizi içeriz. Sardunyalar, akşam sefaları seni bekliyor. Buradan da birkaç görüntü almak istiyorum. Elbette. Bu iki odayı kendime ayırdım. Bunun dışındakilerde yaşamıyorum diyebilirim. Ne zamandan beri buradasınız? Kendimi bildim bileli. Çocuklarım da burada doğup büyüdüler. Ama şimdi... Evet, şimdi? Boş ver.
odada yaşıyorum. Diğerinde ise geçmişe yolculuklar yapıyorum. Gel hadi. Çok güzel döşenmiş. Ceviz ayna. şu tablolar. Harika. Tambur sizin mi? Evet. Rahmetli babamdan kalmadır. Çalıyor musunuz? Babam çok istemişti öğrenmemi. Baktı ki ben de ilgiliyim. Bildiği ne varsa öğretti bana. Son akordu o yapmıştı. Bir iki ay elimi süremedim, izleri yok olur diye. Sonra beraber geçtiğimiz şarkıları çaldıkça daha çok hissettim onun yanımda. Şimdi ne zaman elimi alsam geçmişe gidiyorum. Şu küçük ahşap kutu ne hoş. Fotoğraflar var içinde. Bakabilir miyim? Bir sakıncası yoksa tabii. Elbette bakabilirsin. Şu düğün fotoğrafınız olmalı. 1947 yılı Şubat ayı. Karlı bir gündü. Bunlar da çocuklarınız sanırım. Evet. Şu anda ikisi de uzakta. Neredeler? İstanbul'dalar. Ama benden uzaktalar. Anlıyorum. İşte bu iki odayı kullanmıyorum. Yukarı çıkalım. Gerçekten tüm yaşam sinmiş bu eve. İçeri girince hissediliyor daha çok. Bu ahşap kokusu yılları anlatır gibi. Her adımda farklılaşan bir ev. Çok güzel anlatıyorsun Can. Bak, bir de bu oda var açık tuttuğum. Güneşin batışını seyretmek için. Sultanahmet'i. Çatıdaki kullanmadığım küçük odayı saymazsak bütün ev bu kadar işte. Ne dersin? Bahçeye inelim mi artık? İzninizle birkaç fotoğraf çekmek istiyorum. Peki. Ben bahçeyi hazırlamak için aşağı iniyorum. Ben de geliyorum. Alt katta yolculuk odanızda çalışacağım. Nasıl istersen. Sana iyi yolculuklar delikanlı. Teşekkür ederim. Birazdan gelirim bahçeye. Tamburun yerini biraz değiştirsem kızmaz herhalde. Şöyle ceviz aynaya yaslasam. Penceredeki sardunyanın kırmızısı ne güzel görünüyor. Şu fotoğraf da aynanın yanında durmalı. Karlar içinde bir gelin. Hayır, yapma. Efendim? O fotoğrafın öyle kalmasını istiyorum. Buna izin veremem. Benim gibi kalmalı o da. Yerinden alma, çekme lütfen. Nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Bahçe hazır, çıkalım mı? Tabii. Geç, otur şöyle. Madam Aliki'yi de davet ettim. Hani dün tanıştığın komşum. Bir sakıncası yoktur umarım. Aksine onu da tanımak isterim. Biliyorum ki farklı bir yaşam, farklı bir öykü bekliyor beni. Evet, o daha eski bizden. Nasıl? İstanbullu olmak bakımından diyorum. İstanbul'un İstanbul olduğu zamanlarda. Çok güzel anlatır keyfi yerindeyse. Geldi işte. Kapı açık madam, buyurun. Hoş geldiniz madam. Hoş bulduk Tombis Hanım. İyi akşamlar delikanlı. İyi akşamlar madam.
Hoş geldiniz. Ben hemen kahveleri hazırlayayım. Mutfak penceresinden de sohbetinize katılırım. Birbirimize sıkça gidip geliriz Tombis Hanım'la. Bu bahçede kahvenin tadı bir başka olur. Yasemin yoktu çiçeklikte. Tombis Hanım, Yasemin'i yeni aldınız. Evet, dün sabah aldım. Pazarda görünce dayanamadım. İyi etmişsiniz. Ben de pek severim Yasemin'i. Ayakta kaldınız madem. Buyurun, buyurun oturun şöyle. Sağ ol delikanlı. Kıramadım Tombis Hanım'ı. Hem seni de tanımak istedim. Teşekkür ederim. Ben de sizinle sohbetten zevk alıyorum. Yapılar da, sahipleri de birbirinden etkileyici ve hoş. Tanıdıkça daha çok düşünüyor insan hayata ne kadar yabancılaşmışım diye. Şu ödevinde söz eder misin biraz? Ödev gibi düşünmedim aslında. Çünkü bu benim yaşantımın bir parçası oldu. Bir görevi yerine getirmek için yapmıyorum. Hı hı. Kendiliğinden gelişiyor değil mi? Gerçekten öyle. Doğal bir süreç bu. Her gün başka bir şey öğreniyorum. Öğrendikçe kendime yeni şeyler katmalıyım diyorum. Çok güzel. Buralı mısın? Yani ailece? Hayır. Ailem Marmaris'te oturuyor. Ben burada bir arkadaşımla kalıyorum. Beşiktaş'ta. Küçük yaşta fotoğrafçılığa merak sardım. Sonra da Güzel Sanatlar Fakültesine girmeye karar verdim. Şimdi hem çalışıp hem okuyorum. Aferin sana delikanlı. Gayretli insanları çok seviyorum. Ya siz madem? Hep burada mı yaşadınız? Evlendikten sonra buraya yerleştim. Eskiden Beyoğlu'nda oturur idik. Beyoğlu'nun eski adı Pera. Bizanslılar bu adı vermiş. Karşı yaka demekmiş. Bir de Perama denirmiş. Onun da anlamı geçitmiş. Sonra Türkler İstanbul'u fethedince Galata'dan ötesine Beyoğlu denmeye başlamış. Çünkü surların dışında kalan yerde Venedik elçisinin sarayı varmış. Frank Beyoğlu deyimi zamanla değişmiş, Beyoğlu olmuş. Ne zamandan beri burada oturuyorsunuz? 50 yılı geçti. Burası daha sakin Beyoğlu'na göre. Yıllar geçtikçe insanı da değiştiriyor. Önceleri hareketli, canlı bir hayattan zevk alırken giderek sessizlik arıyorsun. Çocukluğumu hatırlıyorum da. Anlatın lütfen. Dinlemeyi çok isterim. İstiklal Caddesi'ni asıl o zaman görecek idin. Eğlencenin de tadı başkaydı alışverişinde. Eminim öyledir. Novotny Birahanesi, Markis Pastahanesi. Pera Palace. Bir günde anlatılıp bitecek gibi değil. Her biri başlı başına bir hikayedir. Buralarda bir hamamın restorasyon çalışmaları yapılıyormuş madam. Evet. Hemen arka sokakta. Oraya gidebilirsin. Birkaç bölümü yenileniyor. Eskisi gibi olmasa da yok olmaktan kurtarılıyor. Ya eski Kadıköy? Anmaya değer doğrusu. Kimlere ev sahipliği yapmamış? Vala Nurettin, Mahmut Yesari, Reşat Nuri. Evet, kahvelerinizi de soğutmayayım bu arada. Ellerinize sağlık Tombis Hanım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mühürdar'dan Şifa'ya kadar Kadıköy'ün en güzel yerleriydi. Sonra muhallebiciler. Ya. Değil mi madam? Ne güzel günleriydi onlar. Annemin sıkça sözünü ettiği bir mesire yeri vardı. Kuş dili çayırı. Mehtap'ın en güzel izlendiği yermiş zamanında. Anlatmakla biter mi hiç? İskele aynı yerde. Yine otobüsler kalkıyor önünden ama. Öyle bir koşuşturma, öyle bir kalabalık ki insanlar çevresindeki güzellikleri görmeden akıp gidiyor, değil mi? Ne güzel tarif ettin günümüzü. Çok iyi bir meslek seçmişsin. Gerçekten mutluluk verici. Kaybolan dünden geriye kalan tek güzel şey fotoğraf. Birbirlerine yabancılaştıkça insanlar değerleri yitiriyorlar. Değerleri yitirdikçe de birbirlerine yabancılaşıyorlar. Ürkütücü bir kısır döngü bu. Gönül gözüyle bakamıyorlar da ondan. Sevgiyle yaklaşmıyorlar. Kendilerini sevmiyorlar önce. Bu bütün yaşama yansıyor.
Konuşamıyoruz. Tiksiniyoruz artık birbirimizden diyorlar sonra da. Emek vermek. Bütün mesele bu. Öyle güzel anlattınız ki Tomris Hanım. Kahvenin tadı bile bir başka oldu bugün. Afiyet olsun madam. Üsküdar'a bu ilk gelişin Can. Hayır madam. Önceleri de gelmiştim birkaç kez. Ama bu kadar uzun kalmamıştım. Aa, çok farklıdır buranın yerlisi. Hiç duydun bunu? Evet. Bir öyküde okumuştum. Üsküdarlıyı daha iki lakırdı etmeden tanırmış insan. Artık şehirler iç içe. Ülkeler bile. Zamanla her şey değişiyor. Değişim güzel elbet. Ama sonunda gelişme varsa. Kapı açık. Buyurun. Hasan. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Nasılsın? İyiyim oğlum. Misafirlerim var gördüğün gibi. Misafir mi? Kim? Madam Aliki'yi tanıyorsun canım. Karşı komşum. Öbürü de Can. Gel tanıştırayım seni. Fazla zamanım yok anne. Şöyle bir uğrayayım dedim. Birkaç dakika canım. Bırak şimdi tanışmayı anne. Konuşabilir miyiz? Ne bu telaş? Anlat bakalım. Bu kadar acele ettiğine göre. Telaş ettiğim yok anne. Sadece uğramak istedim. Yine aynı şey değil mi? Çok sıkıştık anne. Kardeşim de benimle aynı fikirde. Değil mi? Sakin ol anne, duyacaklar. Duymalarını istemezsin tabii. Zaten biliyorlar. Neyi saklamaya çalışıyorsun? Bir insan bu kadar acımasız olamaz. Nasıl kıyacaksınız bu eve? Nasıl? Konuşmaya geldim anne. Neden bu kadar hırçınsın anlamıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani git mi demek oluyor bu? Kararım bu demek oluyor. Bu işi çözemeyeceğiz anlaşılan. Nasıl istersen öyle yap anne. Kusura bakmayın lütfen. Tatsız bir konuşmaydı. Sizi de yalnız bıraktım. Ortada tatsız bir şeyler olduğunu fark ettik ama karışmak istemedik. Yine aynı konu. Başka ne olabilir madam? Her gelişlerinde ümitle karşılıyorum onları. Bu sefer benden yana bir şey söyleyecekler. Beni anlayacaklar diye. Ama ne yazık ki boşa çıkıyor ümitlerim. Üzülmekten bıktım artık. Kalan ömrümü onlarla savaşarak geçirmektense... Ne yapacaksınız? Onların istediğini. Satacağım bu evi. Artık yıktırırlar mı? Yerine apartman mı diktirirler karışmam. Siz ne yapıyorsunuz Tomris Hanım? Sonra çok pişman olursunuz. Ben de madamla aynı fikirdeyim. Yanlış bir karar. Söyledim ya. Boğuşmaktan bıktım. Gücüm yetmiyor artık. Az önce ne demiştiniz hatırlasanıza. Değişim güzeldir. Ama sonunda gelişme varsa. Orası öyle de... Bu zarif yapının yerinde yükselecek binayı düşünebiliyor musunuz? Ya. Üstelik yalnız sizin evinizle sınırlı kalmayacak bu iş. İlk adım atıldıktan sonra Madam Aliki'nin evine gelecek sıra. Ya. Sonra diğerlerine. Bütün sokak o sevimsiz binalarla dolacak. Bütün Üsküdar. Sizin anlayacağınız Tomris Hanım, omuzlarınızdaki sorumluluk sandığınızdan da büyük. Çünkü... Tarihi dokusu yok edilmiş bu sokağın insanları kaçabilecekleri bir yer bulamayacak artık. Başka bir Üsküdar ya da başka bir İstanbul yok. Hay ağzına sağlık delikanlı. Ne güzel söyledin. İşin bu yönünü hiç düşünmemiştim doğrusu. Siz en doğru olanını yapıyorsunuz Tomris Hanım. Sakın pişman olmayın. Yok pişman değilim de üzgünüm. Üzülmeyin. Elbette çözümlenir bu sorun. Hem siz istemedikçe çocuklarınız bir şey yapamaz. Evet. Can doğru söylüyor. Sağ olun ikiniz de. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Kendinizi iyi hissediyorsanız eğer ben izninizi isteyeceğim konusun. Hristaki çarşıya inmişti. Birazdan gelir. Tabii madam nasıl isterseniz. Ben de kalksam iyi olacak. Ay, bu güzel sohbetin böyle bitmesini istemezdim. Son görüşmemiz değil ki bu. Yine sohbet ederiz başka bir gün. Hoşça kalın. Hoşça kalın Tomris Hanım. Güle güle. Her zaman beklerim.
Oo, bakın kimler gelmiş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Hiç gelmeyeceksin sandık. Haklısın İrem. Biraz geç kaldım. Ama elimde olmayan nedenlerle. Geldiğine sevindim. Sağ ol. Seni görmek beni de sevindiriyor. Yorgun görünüyorsun. Ya, hayır. Yorgun değilim. Biraz canım sıkkın. Aa, boş ver canım. Daha anlatmadım ki. Yani ne olursa olsun üzülmeye değmez demek istedim. Peki üzüntüye değecek şey nedir sence? Of, sen felsefe yapmak istiyorsun Can. Anlaşılan kafan oldukça karışık. Sen bugün Üsküdar'da değil miydin? Evet Selim, oradaydım. Oralara gitmekten keyif aldığını söylüyordun. Ne oldu şimdi? Anlatayım. Pardon bir dakika. Efendim? Evet. Ben konuştum onunla, hallettik sanıyorum. Hayır. Tamam ben tekrar ararım onu, tamam. Peki tamam, sen ara. Anladım. Özür dilerim. Evet, seni dinliyorum Can. Fotoğrafını çektiğim evin sahibi Tomlis Hanım kötü şeyler yaşadı bugün. Ben de tanık oldum. Ne içiyorsun bu arada? Hiç. Hiçbir şey yapamamak üzücü. Gerçi o elinden geleni yapıyor. Ama yine de bu kadar ince ruhlu bir kadının böyle üzülmesini, hırpalanmasını istemezdim. Sorun nedir? Çocukları kadını rahat bırakmıyor. Gözleri evde. Herkes kendine göre haklı görünüyor aslında. Ve yaşamda sürüp gidiyor. yaşam geleceği taşıdığı kadar geçmişte taşıyor ama. Bak şimdi sen de haklısın. Herkes haklı diyorum ya. Herkesin haklı olması sana garip gelmiyor mu Selim? Garip olmasına garip de olası değil bu. Doğrular zamanla değişiyor. Peki ya güzel olan? Yok olmamalı, öyle değil mi? Aa, çok gergin görünüyorsun Can. Neyse, sen nasıl istersen İrem. Ne? Sınavlar nasıl gidiyor? Sözlü kaldı sadece. Diğerlerinden geçtin ha. Çok sevindim. Uzun ve yorucu bir dönemden sonra bu sonuçlar çok iyi geldi bana. Hem babamdan da istediğim hediyeyi kopardım. Ne hediyesi? Son model araba alma sözü vermişti ya bana. Bugün konuştuk. O iş tamam. Vallahi bravo. Dediğini yaptın yani. Bu fırsatı kaçıramazdım. özür dilerim. Alo. İyilik, sizden ne haber? Akşam için mi? Bilmem. Can yeni geldi daha. Bir konuşalım da ben sizi ararım. Okuldan arkadaşlar. Bu gece bir yerlere gidip eğlenelim diyorlar. Ne dersin Can? Bu akşam gelemem İrem. Ama şöyle sessiz, sakin bir yerde baş başa oturup konuşalım dersen. Of, yaşlılar gibi. Öyleyse size iyi eğlenceler. Başka bir zaman beraber gideriz. Üstüne varma çocuğun İrem. Baksana Üsküdar'da kafası iyice karışmış. Haklısın Selim. O yüzden de yanınızdan erken ayrılmak zorundayım. Yeni geldin daha. Bir şey de içmedin. Yorgunum. Eve gidip uyumak istiyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Merak ediyorum fotoğrafta nasıl göründüğünü. O bal rengi gözleri, içten gülümsemesiyle. Ve o vitraylı pencerelerden akşam güneşinin süzülüşünü merak ediyorum. Yarın stüdyoya gitmeliyim. Of. Başımın ağrısı da iyice arttı. Biraz uyuyabilsem... Ama yanlış gelmiş olamam. Ama bu kadar çok ahşap yapı yoktu burada. Neyse bulacağım elbet. Hay Allah. Tabii ya. Yanlış sokaktayım. Peki ne taraftan gidersem yakın olur? Of, labirent gibi. Çok tuhaf. Madam Aliki. Madam Aliki. Madam Aliki.
Bana seslendin. Madam. Madam, ne kadar genç görünüyorsunuz. Lakin sizi hatırlayamadım. Nasıl olur? Bir hafta bile geçmedi tanışmamızın üstünden. Hatırlamıyorum efendim. Of, yapmayın lütfen. Tomris Hanım'ın evi ne tarafta? Ben Tomris Hanım diye birini de tanımıyorum. Madam! 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 Oh, gitti bile. Nasıl tanımaz beni? Tanımazlıktan gelmiş de olamaz. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Tamam. Tamam, tamam işte bu sokak. Buldum sonunda. Neden açmıyor? Dert de bu kadın. Can, penceredeyim. Yakına gel. Şükürler olsun. Evde yoksunuz sandım. Az sonra gelsen bulamayacaktım. Neden? Eşyalarımı topluyorum. Evden çıkacağım. Olmaz. Olmaz. Olmaz, bu karar doğru değil. Gidiyorum. Bir daha dönmemek üzere. Bir daha dönmemek üzere. Tomris Hanım. Gidiyorum. Tomris Hanım. Bir daha dönmemek üzere. Tomris Hanım. Tomris Hanım. Tomris Hanım. Tomris Hanım. Tomris Hanım. Bekleyin. 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 Ne kabustu? Telefon. Telefon. Alo. Sen miydin İrem? Yok, iyiyim. Yok. Yok, bugün görüşemeyiz. İşlerim var İrem. Belki yarın. Geldin. Hoş bulduk Tomris Hanım. Dün sizi biraz üzgün bıraktık. İçime sinmedi. Bugün bir uğrayayım dedim. Ne iyi ettin. Ben de çatı katındaydım. O yüzden biraz gecikti kapıyı açmam. Rahatsız etmiyorum ya. Ne demek? Gel hadi. Zor bir işe girişmiştim. Sıkılmazsan bana yardım edebilirsin. Ne yapıyordunuz? Gel de içeride konuşalım. Bu kutuda babamdan ve eşimden kalma çok güzel kitaplar saklı. El yazmaları da var içinde. Bu odayı okuma odası yapacağım. Hmm. Boş tutmanın bir anlamı yok diye düşündüm. Küçük bir kitaplık vardı bodrumda. Onu çıkardık madamın eşiyle. Herhalde bütün kitapları alır. Bakabilir miyim kitaplarınıza? Elbette. Ama yardım edecek misin? Büyük bir zevkle. Şu büyük kasadan başlayalım o zaman. Ben tozlarını alayım. Sen de yerleştir. Benim. Aşk-ı Memnu. Çok güzel bir eser değil mi? Evet, bir klasik. Oh, safahat. Ya bunlar nedir? Hayat bilgisi, eşya ve fen bilgisi yazıyor. Kimindi bu kitap? Babamın. Öğretmendi kendisi. Oh, yaprak dökümü. Çok güzel kitaplarınız var. Evet. Güzel bir çalışma odası olacak burası. İşlerlik kazandırmak daha önemli. Tabii. Hep kitaplar da harap olmasın. Eski ciltlerin görüntüsü bir başka. Kokuları da. Şu kutudakilerden dilediğini alabilirsin. Sahi mi? Tabii. Gogol. Ölü canlar. Bunu alıyorum. İstersen biraz ara verelim. Ben hiç yorulmadım. Olsun.
Dinlenmek iyi olur. Aa, zamanın varsa Madame Aliki'ye de uğrayıp çay içebiliriz. Çok iyi olur. Hafta sonunda memlekete dönüyorum çünkü. Öyle mi? Sahi nereliydin sen? Muğla, Marmaris. İstanbul'a epey uzak. Desene uzun zaman göremeyeceğiz seni. Arada gelmeye çalışacağım. Her zaman beklerim. Ne dersin? Komşuya geçelim mi artık? Kapının önünde ya da arka bahçede otururuz. Nasıl isterseniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şöyle kapı önünde oturalım. Bu saatlerde serin olur. Teşekkür ederiz madam. Can ailesinin yanına dönüyormuş da gitmeden seni de görmek istedi. Ah, çok iyi ettiniz. Buyurun buyurun. Buyurun. Can, şu sandalyeleri de getirir misin bir zahmet? Hemen madam. Sağ olasın. Buyurun. Hep böyle bir ikindi vaktinde böyle bir kapı önünde oturmak istemişimdir. Her kapı önünün tadı başkadır. Her kapı önünün, hatta her sokağın ayrı bir karakteri vardır. Eskiden bu daha da belirgindi. Belki de sokak satıcılarının etkisiyle. Çıngıraklarıyla yoğurtçular, zerzavatçılar, dondurmacılar, kumaşçılar, bohçacı kadınlar. Alla güllüyü unutmayın. Ya. O nedir? Bir tür macun. Olsa da yesek. Hani şu çubuklara sarılan renkli macun değil mi? Evet, evet. Konuşulacak ne çok şey var. Sergimde yer alacak fotoğrafların yanına küçük anlatılar ekleyeceğim. Konuştuklarımızdan seçeceksin sözleri. Öylesi daha renkli olur diye düşünüyorum. Bir iki cümlelik diyaloglar da olabilir. Bu sokağın ya da Tomlis Hanım'ın evinin fotoğrafları yanında bir sokak satıcısının manisini de kullanabilirsin. Neyse, ben gidip çay demleyeyim. Size doyum olmuyor ama... Gidiyor musun? İstemesem de gitmek zorundayım. Ziyaretin beni çok sevindirdi Can. Ayrıca dün için her ikinize de teşekkür ederim. Biz ne yaptık ki Tomris Hanım? Yanımda olmanız bana güç verdi. Neredeyse teslim olacaktım çocukların düşüncesine. Sizi böyle güçlü bırakarak ayrılmak beni sevindiriyor. Ne olursa olsun anılarınızdan, sokağınızdan vazgeçmeyin Tomris Hanım. Merak etme Can. Aklım başıma geldi artık. Gitmeden şu fotoğrafları soracaktım. Biz de görmek istiyoruz. Değil komşu? Tabii madam, tabii isteriz. Hepsinden birer tane göndereceğim size. Teşekkür ederiz delikanlı. Sana iyi yolculuklar. Her zaman bekleriz. Geleceğim. Bende emanetleriniz var. Gitmeden önce bana birkaç dakikanı ayırabilir misin Can? Elbette Tomris Hanım. Benim eve geçelim öyleyse. Hoşça kalın madam. Güle güle. Yarın görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar madam. Sana da delikanlı. Fazla sürmez işimiz. Önce şu kapıyı kapatalım. Gir lütfen. Sende kalmasını istediğim bir şey var. Merak ettim doğrusu. Aslında o kadar çok şey kattınız ki bana. Yanımda sizi ve bu evi de götürüyorum. Bunu da kabul edersen sevinirim. Ne hoş bir kutu. Sedefleri de çok ince işlenmiş. Sana zaman kaybettirmemek için hazırlayıp şu dolabın üstüne koymuştum. Aç hadi. Bakalım içindekini de beğenecek misin? Bu çok zarif bir kolye.
bal rengi taş üzerine işlenmiş sarı güller, mor menekşeler. Bunu da Üsküdar hatırası olarak saklarsam memnun olurum. Yıllar önce eşim hediye etmişti. Sen de sevdiğin kıza armağan edersin bu kolyeyi. Var mı öyle biri? Yok. Aslında olabilirdi. Ama bilmiyorum. Zaman ne gösterir kim bilir. Haklısın. Umarım gönlünce sevebileceğim biri çıkar karşına. Hiç istemesem de veda etmek zorundayım Tomris Hanım. Tabii şimdilik. En kısa zamanda tekrar geleceğim. Buralardan fazla uzak kalamam artık. Bekleyeceğim seni Can. Kendi oğlumu bekler gibi. Hoşça kalın. Üsküdar'da Bir Akşam Üzeri adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.